Eğer siz de hazırsanız, değerli izleyicilerimizi de daha fazla bekletmek istemem. İlk yarışmacımızla başlayalım efendim. Peki, sözü Ahmet Zeynice Cengizoğlu, bestesi Emine Semahat Özdense'se ait. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Ayça'nın yorumuyla karşınızda efendim. Ayça. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen değerli jüri üyelerimize dönelim ve yorumlarını alalım. Buyurun efendim. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkürler. En son dün gece saat 1'lere kadar yine prova yapmışsınız. Bütün hafta boyunca demek ki azimle dağlar delinebiliyor. Ve siz deldiniz de geçtiniz. Helal çok olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bu ancak bu kadar güzel okunabilirdi. Çok sağ olun. Sıfır sizden hata. Sıfır hata. Sizden bunları duymak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Azmin zaferi bu. Azmin zaferi. 10 üstü 10. Ah, çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Serdar. Evet, geçen haftadan çok çok daha iyisiniz. Duruşunuz. Çok çok mu? Fazlasıyla iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Duruşunuz, seçtiğiniz elbise, takılarınız, sesiniz zaten Bülent Ersoy'un söylediği gibi gayet güzel. Şarkının ilk girişinde keşke daha güçlü girilebilseydi. Yani gel Mehtabım bölümünde, meyan dediğimiz kısımda hakikaten çok güçlü sesinizi hissettik ciğerlerimizde, kalbimizde. Onun dışında güvenerek girdiğiniz zaman çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yani ürkmeden, korkmadan. Ben çok beğendim bu hafta. Çok teşekkür ediyorum. Sağ sen, olun. O esere öyle yumuşak girilir çocuğum. Öyle akşam diye girilmez. Ben ne diyorsam sen onu dinle. Peki, sıfır hocam. Hata diyorum, o kadar. Çok sağ olun hocam, teşekkürler. Demek hadi Orhan. Sen konuş. Ben mi konuşayım? Elbet. Uşak makamını en iyi anlatan, en güzel şekilde anlatan eserlerden bir tanesiydi bu eser. Harika bir eserdi. Çok duygulu ve bunu evlat çok güzel yorumladın. Gerçekten hatasız, kul olmaz ama hatasız yorumladın diyebilirim. Çok, çok teşekkür güzel. Ediyorum. Tebrik hocam, ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ve bugünkü görünüm de çok güzel. İyi çalışmışsın ve duygularına teşekkür ediyorum. Çok iyi yorumladım. Ben de notumu veriyorum Bülent Hanım gibi, 10 diyorum. Sağ olun. O Orhancığım, sen tabii çok dikkatlisindir. O si koma bemolü nasıl bastı? Uşak makamının özelliklerinden biri. Uşağın en büyük özelliği. Si koma. O si komayı nasıl bastın? Vay ahlaksız. Olamaz böyle bir şey. Türk müziğinin birinci derecede kullanılan makamlarından birisi, en başta gelenlerden birisi Uşak makamıdır. Bu makamı da halkımız son derece sever. Aynı zamanda halk müziği de böyledir. Yani Uşak makamı en çok eserlerin verildiği bir makamdır. Çok güzel, tebrik ederim. Padişah. Çok teşekkürler. Bülent Ersoy, Orhan abi şeyde uçak kıskandığım eserlerden bir tanesiydi ama okuyan Allah'tan ki çok sevdiğimiz, canımız ciğerimiz. Tabii, sevgili Sibel'imiz okudu ama benim olsaydı keşke diye kıskandığım eserlerden bana bir demişti ki uçak seyahatinde, sen dedi Türkiye'de hakikaten modern o küçük gençlerin arasında, hep bana küçüğüm küçüğüm Japonum der. Küçük gençlerin arasında uşak makamını yapan yegane besteci adamsın, helal olsun der her zaman. Çünkü batıcılar bilmez onu. Yani o, az önce sesler söylediğim, onlarda yok. Tabii, si bemol komayı falan. Onlarda hiç yok. Ama tabiaten irticalen mi artık doğuş, yani
Benim çoğu şarkım uşaktır. Yani bilsem ki bir daha dönmeyecek. Bu devirde evet. Kimse sultan değil, padişah değil, uşaktır. Ya birçok şarkımda var. En az 9 tane uşak eserim var. O yüzden çok sever Bülent Hanım. Uşak eserin var ama kıza şey girdin dedin. Ama Bülent Hanım yani... Sus. Akşam oldu. Hayır öyle olmaz. Yani şöyle bir şey istemediniz mi orada bir nefes? Ayol çocuk geçen haftadan zaten nefes almayı şaşırdı artık ne olacağını. Bu hafta dedi ki bu Denyo karı acaba ne yapacak, ne diyecek, ne demeyecek diye şaşkınlığından çocuk yine iyi girdi. Ama bak azar ne kadar güzel bir şey Bülent Hanım değil mi? Öyle mi? Seni de azarlayayım o zaman ben. Ay benim de kıyafet maşallahım varmış ha. Açık yani gibi güme geldi. Azarı yedin vallahi geçen hafta süper okudun ama ben geçen hafta çok eleştirildim herkese 10 verdim diye. İnanılmaz güzel okudum ben de böyle tüylerim diken diken oldu ikinci bölümde. Güzel. Demek ki zaten Süheyla hocam otele yerleşmiş çocuklarla. O deli gibi çalışıyorlar diyor. Süheyla yazık çok emek yazık, veriyor. Yazık evinden nasıl gücünden ettik kadıncağız. Yani çok... onun gibi profesyonel bir insan hakikaten bir amatör ruhla onları öyle çalıştırıyor. Allah razı olsun emekleri için. Hakkını helal etsin Süheyla Hoca. Aynen. Çok hocamıza kıymetli. Bir alkış için. Programdan önce karşılaştığımızda kamera, çok heyecanlı görünüyordu kendisi. Kamera hocamızı gösterirse insanlar tanısın isteriz hep. Gayet. Süheyla nerede? Süheyla Hoca ayağa kalkın ne olur. Süheyla hadi neredesin? Süheyla Aa Süheyla. Kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Canım. Berhudar ol Süheyla'cığım. Süheyla bak aynen, berhudar ol dedi sana. Herkese söylemez bunu. Pek bir cimridir biraz. Demet'in oyu... Ayol bu eskiden eserlerini de vermezdi. Çok cimriydi de şimdi vermeye başladı. Tabii canım. Kim o? Kim sen. O? Ben? Vermezdin. Eser. Kendin okurdu. Aman Orhan lütfen. Sen de şimdi Allah aşkına. Yalan mı söylüyorum? Vermezdin. Hayır vermezdim değil de. Ne yapardın? Ben okurdum daha evvel. Sen okurdun işte. Hayır, ondan bir zamanlar, sonra da kimseye vermiyordu. Bir zamanlar böyle bir gelenek millet vardı. Millet sırada adeta. Bekliyor böyle. Orhan o her zaman ama çok nazik bir adamdır. Ne derdi ama peki? Ya vermez. Çünkü Ortaç ne yapıyor biliyor musunuz? Önce dinletiyor. Bak diyor arkadaşım bunu verebilirim diyor. Şarkıyı dinletiyor Bülent Hanım. Ondan sonra diyor ki aradan zaman geçiyor. Ortaç benim şarkı ne oldu? Aa anne diyor ben onu koydum albüme. Benim iş ne oldu diyorum. Bülent'cim. Göbek içeri Mike Tyson'cım. Eserleri ben okuduğum için kendi okuduğumu vermiyordum. Ha, bu da normal bir şeydi. Ama benim 1000'in üzerinde eserim var. 600 tanesi halkımızın duyduğu eserlerdir. 400 civarında da ben okudum. 200 tanesi benim haricimde tüm sanatçı arkadaşlara verdiğim eserlerden. O biraz önce söylediği Hicaz eseri muhteşem. Kamına erilmez. Böyle bir şey olamaz. Zaman akıp gider. Orhan, bunu okuyacağım. İmzayı versen de okuyacağım. Vermesen de okuyacağım dedim. Berhudar ol Bülent'ciğim. Allah razı olsun ama verdi arkadaşım. Çok, İyi ki çok de okudum. Başka. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Demet, senden de puanını alabilir miyim? Ben 9,5 vereyim. Buçuk geçiyor mu? Ben ona çıkıyorum. 9,5'tan 9'a inmiyorum. Ona çıkıyorum. Ona öyle göreyim. Mi? Evet. Toparlayalım 10. O zaman 10 olsun. Tamam peki. Çok teşekkür ederim. Sen de 10 mu veriyorsun peki? Tamam 10 dedim. Ben de tabelaya 9 yazmıştım ancak değiştiriyorum. 10 yapacağım. Gerçekten. Ve tam puanla. Sağ olun. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben öncelikle beni destekleyen bütün Muşlu hemşerilerime ve bütün Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz seni tam puanla. Çok teşekkürler. Serdar'ın da 10 puanını gördük. Tamam okey. Belgelenmiş oldu. Boynundakini de çıkar. Onu. O imitasyon şeyi çıkar.